Başkan Ali Nuraktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, İnegöl Gençlik Merkezi Müdürü Recep Erdoğan, İnegöl Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ensar Macitli ile birlikte Belediye Meclis Salonu'nda Bosna Hersek, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan İnegöl'e gelen 58 kişilik halk oyunları ekiplerini ağırladı. Başkan Aktaş burada İnegöl hakkında bilgiler vererek programın iptal edilmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Nevruz bayramı olarak kutlanıyor ve baharın başlangıcı ve Türklük bayramı olarak kutlanıyor. Bu vesileyle Türkiye'desiniz. Tabii aslında bu akşam çok güzel bir organizasyonumuz olacaktı. Sizlerle beraber sizlerin ülkelerinizin halk danslarını, efendim mesela folklorunu hep beraber müşahede etme imkanına sahip olacaktık. Fakat bizim ülkemizde malum özellikle son bir yıldan beri dönem dönem ülkenin istikrarını bozmak adına belirli sıkıntılar çıkıyor. Terör olaylarıyla alakalı şehitlerimiz var. Dolayısıyla da bizim de ilçe meclisiyle, ilçe kaymakamımızla yaptığımız değerlendirme neticesinde bu akşamki programları İptal etmeyle alakalı bir karar alındı. Ama biz sizlere her halükarda misafir ediyoruz. Ben bu organizasyonla alakalı çok değerli Recep hocamıza da özellikle organizasyonda bizim gençlik hizmetleri müdürümüzü efendime söyleyeyim değerli hocamıza ben çok teşekkür ediyorum bu organizasyonlar sizlerle bizleri buluşturduğu için. Yani burada Bosna Hersek'ten, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan ve Özbekistan'dan misafirlerimiz var. Evet. 4 ayrı ülkeden. Tabii bu 4 ülkede de aslında Türkiye'nin çok derin bağları var. Onu da söyleyeyim. Bu 4 ülkeden 3 tanesini de ben gördüm bu arada, onu söyleyeyim. Bosna Hersek'i, Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı gördüm. Muhakkak bizim ülkemizin her ülkeyle irtibatları var. Her ülkeyle diyalogları var. Olması da gerekiyor zaten ama özellikle bu 4 ülkeyle bizim çok ortak noktalarımız var. Bizim ata topraklarımız nihayetinde ve bu son yıllarda da özellikle ülkelerimizle ülkemizin devlet başkanları nezdinde de irtibatları artmaya başladı. Bu tip folklorik etkinliklerle de açıkçası bu daha üst bir seviyeye geliyor. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı İdari ve Mali İşler Daire Başkan Vekili Sancar Mülazimoğlu ise programın iptal edilmesini saygıyla karşıladıklarını söyledi. Olayları, can kayıpları, hepimizin acısı, ızdırabımız, derdimiz. İnşallah bunlar sona erer en kısa zamanda. Tüm dileğimiz bu. Üye ülkelerimizden, Türkçe üyesi ülkelerden buraya gelen sanatçılarımızın da, insanlarımızın da bütün dileği aynı bizimle birlikteler. Konserin olmamasıyla ilgili alınan kararı saygıyla karşılıyoruz. Tekrar misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Ali Nuraktaş, halk oyunları ekiplerine yer alan misafirlere çeşitli hediyeler takdim ederken, halk oyunları ekipleri de Başkan Aktaş'a ülkelerine ait çeşitli hediyeler verdiler. Hep sana denk geliyor abi.